Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Cihat'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Güverteci arkadaşlarımız şu an yanaşma işlemlerini bitirdi. Şimdi ne yapıyorlar arkadaşlar? Merdiven hazırlıyorlar. İkinci kaptanımız merdiven atacağız dedi. Ben de lazım değil mi dedim. Şaka yaptık. Merdiveni limana doğru indireceğiz arkadaşlar. Sabitleme aparatları sökülüyor arkadaşlar. Evet, çok çalışkan arkadaşlarımız. Maşallah var, nazar değmesin. Çok güzel çalışma yapıyoruz. Çok güzel uyumlu çalışmamız var arkadaşlar. Güverte, makine beraber yardımlaşarak, paylaşarak her şeyi olması gerektiği gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bağlantı aparatları açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar limana yanaştık. Ambar kapaklarımız açıldı. Şöyle gözükürse yandan demir yükümüz var arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Evet, demir yükümüz var arkadaşlar. Her şey nasıl? İkinci çarçı. Yavrum, İkinci çarçı sağ salim. Evet arkadaşlar. Şu an merdiven operasyonu yapıyoruz. Halata yavaş yavaş yük bindiriyoruz arkadaşlar. Çelik halata. Makara dönüyor arkadaşlar. Borda merdivenini indiriyoruz arkadaşlar. Tecrübeli bir ekibimiz var. Gantway diyor arkadaşlar. İngilizce öğretmeye çalışıyorum ikinci çarşımıza. Gantway diyor. Gantway. 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 Taksim amcam vardı. Taksim diyordu. İkinci mühendisimiz de Gantway diyor. İkinci mühendisimiz manevralara terlikte çıkıyor arkadaşlar. Size yapılmaması gereken hareketleri gösteriyor arkadaşlar. Normalde baret olması gerekiyor. Terliği değil, iş ayakkabısı olması gerekiyor. Hatırlıyorsanız Ramazan'dan önce size sigara içmeyin diyordu. Ağzında sigara doluyordu. Size yapılmaması gereken hareketleri birebir gösteriyor arkadaşlar. Evet. Makara biraz daha açılıyor. Koca merdiveni limana doğru indirdi arkadaşlar. Yerini biraz daha düzeltecekler. Evet. Çelik halatlar merdiveni kumanda ediyor arkadaşlar. Makara. Limana indirdik. Çelik halatlar boşa çıktı. Yan taraftaki korkuluk demirleri açılacak arkadaşlar biraz sonra. Onları da göstereceğiz. Korkuluk demirleri açıldıktan sonra ağ gerilecek arkadaşlar. İnsanlar, eşyalar yere düşmesin diye, sıkıntı olmasın diye. İkinci kaptanımız güzel bir manevra yaptı arkadaşlar. Operasyonun başında. Evet, bir kamyon geldi ama bu bizimle mi ilgilidir bilmiyoruz arkadaşlar. Çöp müdür acaba? Yükle ilgili değildir büyük ihtimalle. Çöple ilgili olabilir. Evet, çelik halatın fazlalığı kenara alınıyor arkadaşlar. Gemiye gelen arkadaşların üzeri yağ olmasın diye. Biraz sonra da arkadaşlar korkuluklar açacaklar. Korkuluklar katlamalı açmalı arkadaşlar. Söktaklı değil, pratik sistem. Koca şu an çekiyor gördüğünüz gibi. Bir kolu çektiğinde bir yere takılmadıysa hepsi beraber açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Halat takılmış sadece. Evet, karşıdan da geçecek. Evet, çöp kamyonuymuş arkadaşlar. Çöp vereceğiz şimdi. Evet, şimdi çöp kategorilerimiz var arkadaşlar. Bazılar biraz ücrete tabi olduğundan dolayı şoförle yapılacak olan sıcak temastan sonra gerekirse bütün çöplerimizi vereceğiz. Veremediklerimizi diğer limanda vereceğiz eğer veremezsek. Evet, gördüğünüz gibi merdivenin bağlantıları yapılıyor arkadaşlar. Evet, koca merdiveni takıyor arkadaşlar. Emniyetli bir şekilde bağlıyoruz. Kimse düşmesin. Daha sonra şu görmüş olduğunuz ağlar gelecek arkadaşlar. Ağ geleceğiz merdivenin kenarlarına ve altına. Çöp istasyonumuza hazırlanan kamyona şurada görmüş olduğumuz çöpleri atacağız arkadaşlar. Geminin hayatı, yaşaması, çalışması devam ederken bir taraftan da çöplerimiz birikiyor arkadaşlar. Çöpler sınıflarına göre ayrılmış vaziyette arkadaşlar. Plastik, food,
yani yiyecek, normal kağıt benzeri, şişe benzeri çöpler. Evet, şu an bu atıklar, çok fazla da çöpümüz yok ama variler gene dolmuş arkadaşlar. Bunları biraz sonra şu gelen kamyona yükleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bize atık formu verecek arkadaşlar. Çünkü limanlarda vermiş olduğumuz atıkları, sintine sılacı mutlaka evrak haline getirmemiz lazım. Yoksa limanlarda ceza yeriz arkadaşlar. Evet, çöp kamyonu yanaştı arkadaşlar bizim rahat atmamız için. Evet arkadaşlar, korkuluklar takıldı. Ara emniyet halatları bağlanıyor arkadaşlar, aradan da kimse düşmesin diye. Ağ da takılacak. Vinç tahliye için hazır arkadaşlar. Tüm hazırlıklar devam ediyor. Çöpümüzü vereceğiz. Ne varsa verilecekmiş arkadaşlar. Bütün çöpler verilecek. Çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Hayatı devam ediyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı. Seyrettiğimiz videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Şu an Kıbrıs'tayız. Limassol'dayız arkadaşlar. İtalya'dan geldik. Limassol'daki yükümüzün boşalttan sonra ikinci parti olan yükümüz Larnaka'ya boşaltacağız arkadaşlar. Daha sonra Mısır'dan yük alıp İngiltere'ye gideceğiz arkadaşlar. Hava olmazsa 15-16 günlük bir yolumuz var. Hava olursa hava şartlarına göre değişir arkadaşlar. Oradan sonrası şu an belli değil. Daha bu yükümüzü boşaltacağız. Sonra Mısır, İngiltere yükümüzü gideceğiz arkadaşlar. Ticaret devam ediyor. Dünyanın her tarafına yük ve hizmet ulaştırıyoruz arkadaşlar. Dünyanın yükünü, ağırlığını sırtımızda taşıyoruz arkadaşlar. Ülkelerin ihtiyacı olan tüm yükleri gemilerle onlara ulaştırıyoruz. Hayatı kolaylaştırıyoruz. Transferin daha ucuz olmasını sağlıyoruz arkadaşlar ve daha çabuk transfer yapıyoruz. Gemiciler dünyanın en meşakkatli işlerini yapıyorlar. Bu meşakkatli iş yaparken de ailesinden uzak kalıyorlar arkadaşlar. Ama büyük hizmetler yapılıyor. Çöpler kamyona boşaltılıyor arkadaşlar. Standart klasik liman işleri yapılıyor. Limana gelmeden önce 3. kaptanımız evrakları yaptı. Acente'ye gönderdi. Acente liman başkanlığına bizim girişimizi yaptı. Pilot geldi. Römorkör geldi. Yanaşma manevrası yaptık. Yanaştık. Ambar kapaklarını açtık. Gateway merdivenimizi aşağı indirdik. O arada çöp kamyonu geldi. Çöpler atılıyor arkadaşlar. Evet, ben de arkadaşlara yardımcı olayım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Linkimizi paylaşın. Allah'a emanet olun.